Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tekstlerden bahsedeceğim. Şimdi sizlere teksti göstermek için iki tane çizim yaptım. Birincisi normal düz çizgi, diğeri ise 3 nokta yay çizgisi. Text komutuna yukarıdaki A harfinden ulaşıyorsunuz. Bakın bir defa tıklıyorum. Daha sonrasında burada eğri var. Eğri seçimi. İlk olarak şu düz eğri de göstermek istiyorum. Daha sonrasında bakın bu text kısmına istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Örneğin ben SolidWorks yazmak istiyorum. Evet SolidWorks'u yazdım. Zaten çizimi de seçtiğim için bakın sol kısımda böyle göstereyim SolidWorks yazısı çıkmış. İlk yapmak istediğim şey bunun fontunu değiştirmek. Bakın burada dosya fontu kullanımı var. Bunu kaldırıyorum. Daha sonra da fonta tıklıyorum buradan istediğiniz fontu seçebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bu fontu seçtim. Daha sonrasında bakın burada yükseklik var. Bunu point seçeceğim. Daha sonrasında buradan örneğin 100 gireceğim. Normal olacak. Hatta kalın yapalım. 100 dedik. Okey diyorum. Şöyle biraz uzaklaşalım. Bu fonta tekrar tıklıyorum. Daha sonrasında 100 değil bunu. 250 yapıyorum. Tekrar tıkladım. 200 yapıyorum. Evet. Şimdi SolidWorks yazısını görüyorsunuz. Burada default olarak sola yanaşık olarak seçilmiş. Ben bunu orta yapıyorum. Bakın orta yaptığınız zaman bu çizginin tam ortasına yazıyı yerleştiriyor. İsterseniz bunu sağ da yapabilirsiniz. Sağ tarafa yanaşacaktır. Veya düz yaparsınız arkadaşlar. Bu tamamını kullanacaktır çizginin görmüş olduğunuz gibi. Harflerin aralığını ona göre arttırarak bu SolidWorks yazısını baştan sona kadar kullanmış oldu. Bu hizalama seçenekleri bu şekilde. Bir diğer özellik ise kalın ve italik yapma. Bakın kalın yap dediğim zaman bu şekilde oldu. Bu fontta bu fazla belli olmuyor. Fakat bazı fontlarda belli oluyor açıkçası. Veya italik yapabilirsiniz. Veya şu şekilde bir özellik de var. Görmüş olduğunuz gibi harflere küçük bir eğim kazandırıyor. Bunu geri alıyorum. Ctrl artı Z tuşuyla. Bu şekilde geri alıyorum. Bir diğer özellik ise bakın burada yansıtma ayarları var. Normal olarak bu şekilde. Fakat ben bunu aşağı yönlü de yapabilirim. Bu şekilde arkadaşlar oynuyorsunuz. Örneğin sağdan yansıtıyorum. Sağ tarafa doğru yansıtıyorum. Bunlarla istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Ki bunlar büyük ihtimal kalıpçılıkta kullanılıyor. Bu ayarlar yansıtma vesaire. Ben bunları normal bir şekilde yapıyorum. Fonttan da bahsettim. Dediğim gibi buradan font ayarlıyorsunuz. Bu şekilde onaylıyorsunuz arkadaşlar. Yazımız hazırlanmış oldu. Şunu da yardımcı yapalım. Bir de diğer çizgide bunu deneyelim bakalım nasıl olacak. Tekrar SolidWorks yazıyorum. Ardından çizgimi seçiyorum bu şekilde. Ortalı olsun diyorum. Fontu kendim gireceğim. Buradan herhangi bir font seçiyorum. Kalın olsun. 200 olsun. Biraz fazla geldi. Bunu 150 yapalım dilersek bu şekilde de kullanabiliyoruz. Bu açıyı bu şekilde oynayarak bakın yazıyı da hareket ettirmiş oluyorsunuz. Evet, tekstlerle alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere.